Sevgili dostlar, hepinize hayırlı akşamlar, sağlık, sıhhat, afiyet diliyorum. Cenab-ı Allah hayırlı bir akşam nasip etsin, hayırlı şekilde sabaha ermemizi nasip etsin diyoruz tabii. Yine tasavvuftan ve sufi dünyasından, hem araştırdıklarımdan, okuduklarımdan sizlere çeşitli konularla böyle kısa videolar çekiyorum. Cenab-ı Allah bereketini artırsın, güzellikler manevi anlamda bereketini artırsın, güzellikler nasip etsin inşallah. Tabii dilimiz döndüğünce, gücümüz yettiğince manevi olaylarla ilgili böyle okuduğumuz ilmi kitaplardan sizlere anlatmaya çalışıyoruz. Tabii bunlardan en önemlisi nefis, insan nefsi. İnsan nefsi tıpkı insan ruhu gibi insanın bir ömrü boyunca kendisiyle seyahat eden bir sır. Tabi nefsin zayıf yönleri var, güçlü yönleri var. Nefsin yaşı yok. Yani insanın yaşıyla alakalı değil nefis. İnsan kaç yaşında olursa olsun nefsin farklı bir işleyişi var, farklı bir hali var. Tabi nefis dediğimiz zaman sanki yani insanın cismani boyutu ne olursa olsun nefsi ondan çok çok büyük bir ebatta, büyük bir sır, büyük bir ebatı teşkil ediyor, büyük bir yer teşkil ediyor. Yani bu hani uzay belgesellerinde izlemişsinizdir, kara delik denilen bir muamma var. Ne olduğu bilinmiyor içerisinde ama bütün her şeyi yutuyor. İşte nefis de öyle büyük bir şey, büyük bir sır. İnsan işte doğuyor, çocukluk, gençlik, işte ihtiyarlık, yetişkinlik dönemlerini geçiriyor. Tabii bu nefsi onunla birlikte ama yaşlanmıyor nefis. Nefiste yaşlanma yok. Kesinlikle fiziksel bünye ile alakası yok nefsin. Nefis farklı bir şekilde yaşıyor, farklı bir şekilde davranıyor. Tabii İslam alimleri nefsi terbiye etme konusunda çok çok yazılar yazmışlar ve nefis hakkında da yazılar yazmışlar. Nefsin tabii zayıf yönleri var dediğimizde işte insanların nelere zaafı varsa nefis de o yöne çok yöneliyor ve oradan kendini doyurmak istiyor. Kendini büyütmek istiyor, geliştirmek istiyor nefis bu. Tabii insan hayatı boyunca yaptığı işler, çevresi, yetişme tarzı, okuduğu kitaplar, bulunduğu yerler, yedikleri, içtikleri her şey bu nefsi bir şekillendirmeye başlıyor. Bunun içerisinde hakikaten yemenin, içmenin, işte çeşitli zevklerin, çeşitli alışkanlıkların çok büyük nefis üzerinde etkisi var. Hatta öyle bir şey oluyorken derler ya nefsinin kölesi olmuş. İşte nefis bazen insan düşüncesinin, beyninin önüne geçiyor ve kendi istediklerini o kişiye yaptırmaya başlıyor. Allah göstermesin. Hele bu bir kötü alışkanlıklarsa o zaman insan hayatı tepe taklak oluyor. Aile hayatı, işi, gücü tamamen terse dönüyor. Şimdi insanın zaafları dedik. İşte kimi insan aşırı alışveriş şeyi oluyor. Nefsi onu alışverişe yöneltiyor. Çok aşırı derecede. Kazandığının fazlasıyla alışveriş yapmaya başlıyor. Bu sefer ne oluyor? Maddi yönden onu çökertmeye başlıyor. İşte nefsi ona yalan söylettiriyor. Kimi insana o yönden kendini nefsini tatmin ediyor. Kimi insan dedikodu yaparak, kimi insan kul hakkı yiyerek, kimi insan aşırı öfke ve sinir içerisinde nefsi onu bir hale sokuyor ve kendine de zarar verdirtiyor nefsi. Efendim söyleyeyim, kimi insan hayal dünyasında aslında kurduklarını gerçekmiş gibi yaşamaya başlıyor. Nefsi onu bir hayal dünyasına sokuyor. Tabii bunun içerisinde öfke ve sinirin ve bunun içerisinde vesvese de var. Şeytanın vermiş olduğu vesvese de var. Şeytan direkt nefis üzerine oynayarak insanı kendine çekiyor. Yani şeytanın en önemli insanları avladığı nokta nefis noktasıdır. İşte kimi insanı ahlaksız durumlara sokarak, kimi insanı işte ne bileyim kumar oynattırarak, kimi insanı zararlı maddeler kullandırarak şeytan bunları onların nefsine empoze eder, güzelmiş gibi göstererek onları kendi tarafına çekiyor ve hayatlarını bir şekilde ne yapıyor? Bozmuş oluyor, dengeyi bozmuş oluyor. Yani insan tabiatının, insan ahlakının, insan edebinin dışındaki bütün olaylarda şeytan nefsi kullanarak yapıyor. Diyor yani şeytan ve evanesi sizin görmediğiniz yerlerden size bakarlar. Nasıl oluyor bu? İşte
Şeytan kendi yardımcılarının, insan kılığındaki yardımcılarının gözlerinden belki size bakarlar ama siz onu göremezsiniz. Şeytan belki bir kumar zarının, kumar oynanan bir zarın içerisinden o kişiye bakar ama o onu göremez. Belki kötü bir alışkanlık, kötü bir içilen bir şeyin şişesinden ona bakar ama o anı anlayamaz. İşte şeytan nefsin bu zayıflıklarını anlayarak nefse bu kötü şeyleri güzelmiş gibi gösteriyor. İşte kimi insan ev hayatında işte ev halkına kötü davranarak, onları üzerek nefsine yenilmiş bir vaziyette öfkeyle, sinirle davranıyor. Kimi insan iş hayatında birdenbire nefsine kapılarak, çok aşırı kazanma hırsına kapılarak bütün işini mahvedebiliyor, çok büyük risklere girebiliyor. Kimi insan birdenbire nefsine uyarak ailesini terk ediyor, sevdiklerini terk ediyor. Birdenbire bakıyorsunuz nefsi onu farklı bir yere almış, götürmüş. Tabii nefsin zayıf kapıları var işte. Yani bu kapılardan o tatmin edileceği noktalara giriyor nefis, istiyor onları. Şeytan da bu kapılardan onu zaten avlıyor. Tabii şey, mesela nefsin renk kapısı var, ses kapısı var, lezzet kapısı var, görüntü kapısı var. Efendime söyleyeyim, yiyecek içecek kapısı var. Bunlar manevi kapılar nefsin. Buradan nefis kendine ne hoş geliyorsa onlara doğru yöneltiyor seni. İşte mühim olan nefse yenilmeden kendi kendimizin ruhunu, bedenini, hayatını kötüleştirmeden yaşayabilmek. Yani kötü alışkanlıkları terk ederek. Neden İslamiyet'te, tasavvufta öfke ve sinir reddedilmiş? Öfke, sinir istenmiyor. Çünkü öfke, sinir anında nefis vücudu ele geçiriyor. İşte beyine zarar veren alışkanlıklarda o beyin bir nevi sarhoş olduğu zaman nefis onu ele geçiriyor ve büyük hatalar yapabiliyor. Büyük şeyler, büyük zararlar verebiliyor. Kendinde değil çünkü. Yani zararlı maddelerin hepsinde, zararlı maddeler beyni etkilediğinde nefis onu ele geçiriyor ve vücudun ve beynin kaptanı nefis oluyor. Bu sefer ne oluyor? Vücuda çok büyük zararlar veriyor. İşte Marifetname'de İbrahim Hakkı Hazretleri nefsin terbiyesi için demiş ki az ye, az konuş, az uyu, az bul. Bunlar nefsi terbiye ettiriyor. Nefsini terbiye eden insanın melaike yönü yükseliyor. Bunun tersini yapan da Marifetname'de dediğine göre işte hayvani sıfatlar çoğalıyor insanda. Kalbi taşlaşan der, kalbi taş olmuş. Ya hissetme, kalbin hissetmesi, gönlün hissetmesi tamamen bitiyor ortada, kalp katılaşıyor. O yüzden yalan, dedikodu, efendim, gıybet, işte kötü alışkanlıklar, öfke, sinir, efendim, çok aşırı yeme, çok aşırı uyuma, çok aşırı dedikodu, insanları kötüleme, alay etme, bunlar nefisin yükselmesini ve büyümesini meydana getiriyor. Tersi, nefiste bir sakinlik meydana getiriyor. Onun için derler ya, kızdığınız ve öfkelendiğiniz zaman 5-6 dakika konuşmayın. Çünkü nefisinizin size ne konuşturacağını, ne zarar vereceğini bilemezsiniz. Çünkü öyle arkadaşlıklar var ki bir an işte o nefis ortaya çıktığı anda o arkadaşlıklar, dostluklar, sevgi bağı, aile bağı bir anda kopuyor. Hatta insan işte atıyorum bakıyorsunuz trafikte bir kişi ufak bir hatada sinirleniyor, işte çıkıyor büyük kavga, şunlar. Onlar işte nefsin tamamen insana verdiği zararlar. İşte şeytan bu nefisle birlikte size zarar vermeye çalışıyor. Devam edeceğiz bu konulara. Bizi izlemeye devam edin. Hakan Gökhan Işıklı YouTube sayfamıza da destek verir. Abone olursanız teşekkür ediyorum. Bu konular işte benim ilmi, tasavvufun ilmi kitaplarından okuduğum, size aktardığım, benim de kendi keşfedebildiğim konulardır. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.